Bugün çok zorlandım kamera karşısına geçmek için. Bam bam hayır. Gel bebeğim gel. Gel bana. Şöyle dolanıyor ki hani onu görmeyeceğimi düşünüyor çaktırmamak. Başlıyorum ve bitiriyorum. Hiç kestik yok. Hazır mısın şelale? Herkese yeniden merhaba. Görüyorum ki çarşamba günü koyduğum akışlar hemen yapılıyor. Fakat cumartesi gününü biraz es geçiyoruz. Neden? Hafta sonu olduğu için mi? Geziyoruz diye mi? Acaba kendimizi sokağa atmadan önce, sabah kalktığımızda mümkünse hatta kahvaltıdan önce pilateslenmesek mi? Ya da istiyorsan kahvaltıdan 1,5-2 saat sonra da olur. Yeter ki yap. Bunu da önceliğine al. Senin için burada bir çabadayım. Sen de kendin için çabada ol. Please! Son derste konuştuğumuz gibi bugün odağımızda yan karın var. Yani çokça oblikleri hissedeceğiz. Ve belki umuyorum quadratus lumborum dediğimiz pelvisle bel omurlarını birbirine bağlayan böyle çapraz geçen bir kas. Vücudun en derininde bulunan bir kas. Bu bölgeyi hissedeceğiz. Aslında çoğunlukla şu an biraz yan beli hissediyorsun dediğimde bu kas devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla simitleri çok çalıştırmak isteyenler bugün birazcık sizin gününüz. Fakat lütfen tekrar hatırlatacağım. Bu bölgeyi eritmek istiyorsak eritmek, beslenmemize dikkat etmek zorundayız. Bu bölgenin erimesi için bu bölgeyi sıkılaştıracağımız hareketler sadece işimize yaramıyor aslında. Bir bölgeyi eritmek için sadece orayı çalışmak değil yani doğru olan. Yani aklınızda artık şu olmasın istiyorum. Ben bacaklarımın erimesini istiyorum. O yüzden bacak çalışalım. Böyle bir şey yok. Erimek istiyorsan eğer beslenmene dikkat edeceksin. Bacaklarının sıkılaşması için ya da belinin sıkılaşması için, incelmesi için evet bu bölgelere odaklanacağımız hareketleri akışlara koymamız gerekiyor. Bu bilgiyi de tekrar hatırlattıktan sonra çok da yine lafı uzatmadan eğer hazırsan seni matın üzerine alıyorum. Sırt üstü uzanarak başlıyoruz. Yes! Matını ortalayacak şekilde sırt üstü yerleştiğinde bacaklarını dümdüz uzat. Yani diz eklemin bükülü olmasın. Dizlerinin arkasını yere getirmek için birazcık zorla kendini. Ayaklarını pointe uzat. Ellerini kenetleyip başının arkasına yerleştir. Ve burada benimle birlikte 3 nefes, diyafram nefesi alalım ki birazcık artık dış dünyayı bırakıp matımızın üzerine dönelim. Mata odaklanalım. Bir yarım saat boyunca başımıza gelecek olan şeyleri birazcık düşünelim. Güzel şeyleri. Bunun için nefesi verdim ağzımdan sonuna kadar. Ya da burnumdan. Ve aldım burundan. Tam kapasite bir diyafram nefesi. Bir. Ve tekrar ver burnundan ya da ağzından. Tekrar nefes alırken bacaklarını birbirine bastırdığına emin ol. Kalçanı sıkıp biraz daha alt bedenin hissini arttır. Omuzlarını kulaklardan uzaklaştır şimdiden. Ve nefesi verirken biraz daha poza yerleşmek için ayaklarındaki pointi bir hisset. Pointle birlikte aslında bütün alt bedenin uzadığını daha rahat göreceksin. Tekrar al bir nefes burundan. Bu uzama hissini bozmadan ve nefesini verirken eğer yüzünü de kasıyorsan şu anda, kaşlarını eğer sıkıyorsan, sıkıştırıyorsan onları da bir rahat bırak. Şimdi diğer aldığım nefesle birlikte ellerimle başıma asılıp dirseklerimi hafif kapatacak şekilde üst gövdeyi, üst omurları yukarıya doğru yuvarladım. Nefesimi verirken kollarımı ileriye uzatıp biraz daha yukarıya doğru kalkmaya çalıştım. Tekrar nefes alırken elleri kenetleyip başın arkasına örüp omurgayı tek tek yere dizdim. Bir. Aşama aşama yapıyoruz hareketi. Al nefes, başı yuvarla, sırtı yuvarla. Ver nefes, kollarını uzat ve bir tık daha yukarı yüksel. Al nefes, kollarını getir başının arkasına, kenetle. Ver nefes, belini hareket ettirmeden sırtı ve başı yere koy. 2. Tekrar al nefes yukarıya. Kolları uzatıp kürek kemiğinin ucuna kadar kaldırdım kendimi.
Tekrar nefes alırken kollar başının arkasına geldi ve sırtımı yere koydum. 3. Kollarını ileriye uzattığında harekete bir es vermiş oluyoruz aslında. Kolları geriye alırken ise bir titreme geliyor olmalı bedene. Biraz daha çalıştığını hissedeceksin karnın. 4. Son bir kere daha yapacağız. Al nefes yukarı. Ver nefes, kollarını uzat. Tekrar al nefes, eller başının arkasına. Ve ver geriye. Şimdi buna bir şey ekleyeceğim. Bu kez nefesi alırken başı kaldırıp sol dizi büküp kendime doğru çektim ama masaya kadar getirelim. Ve buradan bu kez bacağımı uzattım nefesi verirken. Ve tekrar çektim. Nefesi alırken başı yere koyup aynı anda bacağı yere indirdim. 1. Al nefes tekrar, başı kaldır, sırtı yuvarla, bu kez sağ bacağı masaya çek. Ver nefes, sağ bacağını yere paralel yapacak şekilde uzat. Tekrar al nefes, bacağını çek masaya. Hala üst gövde yukarıda. Bacağı yere uzatırken başımı yere koydum. Yine 1. 5. Sağ sol buradayız. Nefesinle senkron olmaya çalış. Yukarıdayken bacağı uzatıp tekrar çekmek seni birazcık aslında yukarıda tutmak için bir bahane. Ama tabii aynı zamanda kasığını biraz daha kibar kibar güçlendirmek için bir aşama. O yüzden burayı asla es geçmiyorum. Bacağı gerçekten uzattığıma emin oluyorum. Şimdi 3'e gideceğim artık. Özellikle üst karın kaburgaların arası yanmaya başlamış olmalı. Şu an bacağını uzatırken dizini bükmediğine emin olmak için kolay bir yerdeyiz. Burayı da kullan elinden geldiğince. Ver nefesi, bacağı uzat. Tekrar dizi bükecek. Ve yatarken sağ bacak yere. Son kez yapacağım. Al nefes yukarıya, sol bacak masa. Ver nefes, bacağını uzat. Ve tekrar dizi bükecek. Ve yatarken bacağını yere indir. Son kez sağ taraf. Al nefes yukarıya. Ver nefes, sağ bacağı uzat. Ve tekrar al nefes, çek sağ bacağı masaya. Ver nefes, sağ bacağı da yere koyup başını yere yerleştir. Burada bir iki sayı nefesinle dinlen. Tabii ki hala diyafram nefesindeyiz. Tekrar al bir nefes. Ve ver. Şimdi diğer nefesle birlikte bir tık işimiz zorlaşıyor. Burada kalabilirsin ama. Bu kez nefesimi alırken beli yere iyice iteceğim. Bu çok önemli. Belimdeki kavis artmamalı ve başı kaldırırken iki dizi büküp kendime doğru çektim. Masa pozisyonuna doğru. Nefesi verirken iki bacağı tekrar yere uzatıp dizi büküp tekrar çektim. Ve yatarken ayaklarımla yeri süpürerek bacakları uzatıp başımı yere yerleştirdim. 1. Tekrar al nefes. Önceliğin belini yere itmek olsun. Bacaklarını taşıyabilsin yani aslında kasık. Tekrar bacakları uzat. Dizlerini bük, çek. Ve yavaşça ayakları yere yerleştirirken matını süpür, başını yere koy. 2. 3 sayı daha buradayız. Al nefes yukarıya kalkarken dizlerini bük, çek. Ve ver nefes, beli daha çok yere itmeye çalışarak uzat iki bacağı ve çek tekrar kendine. Ve yeniden yavaşça kendini yere yatır. 3. Özellikle bacaklarını uzattığın aşamada ve kendine doğru çekerken belin kavise gitmek isteyecek. Buna izin vermemek için beli hep yere iter gibi yapıyorum. Ve 4. Son bir tane daha. Haydi nefeslerle birlikte. Ver nefes, iki bacağı uzat. Ve tekrar masaya çekip yavaşça yatır kendini, bacaklarını yere yerleştir. Bu kez kollarını çöz ve aynı şekilde başı kaldır. Sırtı yuvarlarken bacaklarını çek kendine doğru ve tut bacaklarının arkasından. Önce bir belini yere yerleştirmek için asıl bacakları kendine. Ve sırtını yuvarladığına emin olup omurgayı da biraz yuvarlayarak kendini kaldır.
ayakları yere koymadan dengede durabildiğin bir yere. Şimdi burada sırtının bu kadar düz olmasını, belinin düz olmasını istemiyorum. Hafif kalçayı geriye doğru yuvarlayıp kuyruk sokumumu yere iter gibi bir yere geleceğim. Ve ayaklarımı da mümkünse dizlerimin hizasında bir yerde tuttum. Omuzlarım fakat aşağıda yine. Burada artık dengede durabilmen çok önemli benim için. Elleri bırakıp ortada birleştirdim. Belini dikleştirdiysen eğer elleri bıraktığından da tekrar bir tut bacaklarının arkasından biraz daha beli arkaya, kalçayı arkaya yuvarlar gibi yap. Sırtındaki bu C görünümünü bulman çok önemli. Ve şimdi sağ bacağı aşağıda karşıya bir yere uzatırken vücudu çevirdim sağa doğru. Onu çekip solu uzatıp sola döndüm. Bir. Al nefes sağa uzat. Ver nefes sol. İki. Ne kadar çevrilirsen yan karnı o kadar çok hissedeceksin. Üç. Ve nefeslerde kalmaya devam et. Dört. Ve elinden geldiğince belin sabit kalsın. Ben konuşuyorum diye biraz daha oynuyor şu an ama çok da oynamıyor aslında. Beş. Bence bir 10 sayıya gideriz. Ve 6. Son 4 sayı daha. 7. Yorulduğunda bacaklardan tutup bir dinlenebilirsin ama bir nefes sadece. Şimdi 9. Ve son kez. 10. Ve ortada kalıp tut bacaklarından ve böyle asılabildiğin kadar çek dizlerini göğsüne doğru. Sonra kendini sırt üstü yatırmak için önce kalçayı yuvarla ellerle bacaklarında geriye doğru yürürken bacaklarını da yere uzat, başını yere yerleştir ve karındaki çalışmayı fark et, kasıkları fark et. Ve şimdi bir nefes aldıktan sonra arka bacak kaslarını da birazcık uzatmayı hatırlatmak için hem de merkezi ve iç bacağı birlikte çalıştırabilmek için bir hareket ekliyorum hemen araya. Fakat açıyı değiştireceğim önce. Farklı bir açıdan beni izleyin istiyorum. Şimdi hala sırt üstü yatmaya devam ediyorsun ve ellerin başının arkasında kenetli bir şekilde. Yani bu demek oluyor ki başın yerde kalacak fakat kollardan destek almadığın için hareketi tamamen vücudun merkezi yapıyor olacak. Dizlerini önce kendine doğru bük ve asıl, belini yere yerleştirdiğine emin ol. Umarım şu an matımı ortaladım. Ve burada ayaklarını flex'e çekip, ayakları point ve flex'le birazcık hareket ettirirken ayak bileğinin de mobilitesine çalışacağız çünkü. Hem bunu izleyin istedim. Önce burada dizlerini aç sağa sola doğru, topukların birleşik kalsın. Ayak parmaklarında olabildiğince arası açık olsun. Şimdi nefesimi alırken iki bacağı olduğum yerde dış rotasyonda dümdüz yukarıya doğru uzatacağım. Ve tekrar nefesi verirken dizleri kendime doğru asılıp geriye çekiyorum. Bir. Bunu yaptığımda neredeyse kalçam yerden birazcık kalkacak gibi oluyor. Tekrar uzat bacaklarını yukarıya ve ayaklarının dışını da flex'e çek. Şöyle kalmasın ayakların. Dışını da flex'e asıl. Ve mutlaka ayak parmaklarını açmaya çalış. 2. Tekrar al bir nefes, bacakları yukarıya uzat ve bacaklarını uzattığında gerçekten bedenin ortasında olduğuna emin ol. Bunun için bir izle bacaklarını. Yani şu ortada birleşen yeri bacaklarının tam bedeninin göğüs kafesinin ortasından bir çizgi çekiyor gibi bir yerde aslında olmalı. Böylece bedenin sağına soluna çöküp çökmediğini de fark ediyorsun. Ve eğer ayak tabanınla bu kadar çok tavanı iter gibi bir yerde bir refleksle kalmaya çalışıyorsan ve dizlerini olabildiğince uzatmaya çalışıyorsan bacaklarına bir titreme gelecek şimdiden. Ayak bileklerin de ağrımaya başlayacak birazcık bu flexin duruşundan dolayı. Son bir tane daha. Şimdi burada kaldık. Ve buradan ayak parmaklarımı kapatıp ortada birleştirmek ister gibi point'e alıyorum. Ve buradan iki bacağımı flex'e tekrar açarken sağa sola doğru açacağım. Elimden geldiğince iç bacağı da esnetecek şekilde. Ve tekrar ayak parmaklarını kapatıp point'te ortada birleştiriyorum. Bir. Al nefes, ayak parmaklarını aç. Ver nefes, aç iki bacağı dış rotasyonda sağa sola. Tekrar al nefes, kapat ayak parmaklarını, point'e çek.
ve ortada iç bacağını birleştir 2. Haydi dış rotasyon geliştiriyoruz biraz daha. Önce flex 1. Sağ sola açtım onları 2. Burada kalçamı da sıkıyorum. Point'e kapatıp tekrar. Ortada buluşturdum bacakları. Ve tekrar flex. Dördüncüye gidiyoruz. Ve nefeslerde kalmaya devam ederek yapıyoruz bunu. Ve aç ayak parmaklarını flex. Belki daha çok açabilirsin artık bacakları sağa sola. Point'e tekrar alıp ortada buluştur. Benim kadar açmak zorunda değilsin bu arada. Bir 5 sayı daha yapalım bunu. Nefesinle birlikte aç bacakları. Tekrar nefesle birlikte kapat bacakları ve ortada birleştir. Son 4 sayı daha. Bir bak bakalım omuzların çok yukarı çıkıyor mu? Strese geldi mi beden yani? Hemen strese geldiği anda boynuna yükleniyordu. Özellikle. Omuzları yukarı doğru çekerek. Ben bunu yapmak istemiyorum artık duruşuna geçiyordu. Onları bir yeniden bastır aşağı. Son 2 tane daha bu arada. Ve şimdi son kez. Ve bacakların burada kalsın. Ellerini çözüp vücudun iki yanına yerleştir. Hemen seni yakalıyorum yan açıya geçerek. Ve şimdi buradan iki bacağı başımın arkasına gönderip ellerimi tam avucumun içini belime gelecek şekilde bir noktaya yerleştireceğim. Parmaklarımla kalçamın üstünü tam böyle sağ solda bir yeri tutmaya çalışıyorum. Dirseklerini çok içeri almaya çalışma ama omuzlarını bir aşağıya bastırdığına emin ol. Burada bir kur önce kendini. Ve bacaklarını kendine çekebildiğin kadar düz bir şekilde asıl böyle aşağıya doğru. Şimdi sağ bacağı düz tutabildiğim kadar burada tutup hala dış rotasyonda bacaklar bu arada. Sol bacağı yukarı kaldırıp oradan dizimi bükerek aşağıya düşürür gibi yapıyorum. Sağ bacağım hala uzun ve solu kendime çekerken sağ bacağımı uzattım. Ve bir noktada dizi tekrar büküp kendime asılmaya başladığımda tekrar sol bacağı uzattım. Yani kocaman havada bir bisiklet pedalı çevirmeye başladık. Ve bu sırada ellerim bayağı destek oluyor aslında bana, arka kol özellikle. Bir tane daha bu yönde yapacağız. Ve solu çektikten sonra sağın yanına burada bir dinlen, dinlenirken güneş gelmiş. Şimdi aynı hareketin tam tersi için sol dizi büktüm önce ve sol ayağımı yere düşürür gibi bir noktaya götürüyorum. Kendimi yukarı kaldırmadığım ölçüde ve buradan bacağı dümdüz yukarı uzatırken sağ dizi büktüm. Sol bacak kendime gelirken sağ bacak önce aşağıya düşer gibi uzadı ve sonra düzleşti. Ve yukarıdan geri gelirken aynı şekilde sol bacağı gönderdim. 2. Haydi gel. Sağ bacağı aşağı uzat. Ve sol bacağı aşağı uzat. 3. 2 sayı daha var. Ve 4. Son kez. Al nefes sağ. Ver nefes sol. Sol bacak geriye gelsin. İki bacağı burada düzleştir önce. Ellerine belki biraz daha kalçayı yukarı doğru itebilirsin. Fakat daha sonra elleri yere yerleştirdik. Ve tek tek omurgayı yere dizmeye başlıyorum. Arka koldan destekle. Bacaklar 90'da bir yerde kalsın önce. Birazcık uzat burada onları tavana doğru. Ve gel buradan dış rotasyonda bacakları sağa sola doğru açıp aşağıda ortada yerine yerleştirelim. İki nefes yine burada diyafram nefesi alıp dinleneceğiz.
Ve eğer kaydıysak kendimizi geriye çekeceğiz. Ve diğer nefesinle birlikte önce bacaklarını çek, kendine doğru sarıl onlara. Birazcık sağa sola doğru sallan. Ve başını kaldırdıktan sonra yine kendini yuvarlayarak oturma pozisyonuna getir. Şimdi yan karnı biraz daha fazla hissedeceğimiz hareketlerle devam ediyorum. Ama içerisinde birazcık kalça da olacak. Şimdi dizlerin üzerine çıkıp bana doğru çevirsen de kendini ve burada kuralım kendimizi. Sağ ayağımı, hatta sana ayna gibi olsun, sol ayağını içeride birazdan matın üzerine bir yere yerleştir. Dizini birazcık sol dizi çapraza doğru aç. Ve sağ ayağını da yere yerleştirip dizini yukarı doğru çevir. Kalçanı oturt bir sol topuğunun üzerine. Şöyle bir oturuşa gelmeye çalış. Bunu yaptığında eğer topuğun yere gelmiyorsa parmak ucunda kalabilirsin. Ve elini tam dizinin hizasında böyle önde değil de birazcık matın arkasında ve ileride bir yere koy. Birazdan onun yerini daha iyi ayarlayacağız. Sağ eli de başımın arkasına yerleştirip göğsünü açtım karşıya doğru. Nefesi alırken kendimi yukarı kaldıracağım ve yukarı kalktığımda eğer elim çok fazla böyle bileğim bükülecek bir yerdeyse onu biraz daha ileride bir noktaya yerleştiriyorum. Ve yukarı kalkar kalkmaz sağ bacağı yukarı tekme atacak şekilde uzattım bir. Nefesi alırken dizi büküp tekrar kalçaya oturdum. Haydi gel. Al nefes yukarı tekme, hareketin içerisinde daha hızlı öğreneceksin. Ver nefes aşağı 2. Al tekme ve ver 3. Yerdeki elinin parmaklarıyla matı sarmak seni dengede tutmak açısından çok önemliydi. Şimdi 5 ve yukarı 6 ve yukarı 7, son 3 tane daha. 8 ve 2 tane, 9, son bir tane daha, 10. Şimdi ileri gidip kalıyorum orada. Bacağım yukarıdaydı ama onu bir yere yerleştirelim önce burada. Yine dizi açacak şekilde. Eğer boynun ağrımaya başladıysa elini beline koyup başını aşağıya doğru çevirebilirsin. Şimdi nefesi alırken sağ bacağı uzatıp matın önünde bir yere yerleştiriyorum ve arkasına sola uzattım. Ve tekrar dizi büküp çekip eski yerine getirip sağ ayağı da dizi bükerek eski yerine koydum bir. Bir adım adım bu hareketi gör. Dengeni ne kadar yapabiliyorsun? 2. Al nefes. Ve ver nefes, çek kendini 3. Çok asıldım mesela şu an. Yani ayağını koyduğun yerler de önemli şu an bizim için. 4. Ve 5. Şimdi sağ bacağını uzat ve sol bacağı arkasına al. Nefes al, kalçayı aşağı indir biraz. Nefes ver, kalça yukarı 1. Ve 2. Her şey okeyse eli başının arkasına alalım. Şimdi 4. Sağ beli hissedeceğiz. 6, 7 ve 8, şimdi 9, kal yukarıda, minik minik yukarıya it kalçayı burada, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dizini bük önce, eski yerine gel ve sağ ayağını eski yerine yerleştirip kalçanı oturt topuğun üzerine. Ve bu oturma pozisyonunda gerekirse kalıp ayak bileğin de biraz esneyecek. Sol kolu yukarı kaldırıp bir başını eğdin sola doğru. Hatta burada aşağı çevirmek daha tatlı olacak bence. Başının arkasından yakala. Ve bir iki nefes burada boynuna doğru, boynunu esnetecek şekilde bir bölgeye doğru nefes aldıktan sonra aynı şeyi diğer tarafa yapmak için sol dizimi yere yerleştirdim. Sol ayağım matın içinde bir yere koydum. Pardon, sağ. Yine sana ayna gibi yapıyorum. Kalçayı topuğumu oturttuktan sonra sol ayak tabanımı yere koyup elimi bu kez biraz daha az önceki pozdan bildiğimiz üzere uzakta bir yere yerleştiriyorum.
Ve hazır olduğunda önce bir sol eli başının arkasını alalım. Böyle başlamıştık. Ve nefesini alırken kendini yukarı kaldırıp sol bacakla yukarıya bir tekme at. Hala el bileğin eğer çok sıkışıksa birazcık ileri al elini. Ve ver nefes, gel aşağı, bir. Al nefes yukarı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bugün biz yan karnı sanki çok hissetmedik. Şimdi 3. Yan karnı çalıştırmak için sadece böyle yan yatışlarda olmamıza gerek yok. Sırt üstü yatarken de obliklere dokunabileceğimiz birçok hareket var aslında. Şimdiye kadar yaptığımız hareketlerde olduğu gibi. O yüzden hani böyle bir kalça çalıştığımız günkü gibi, kalça hissi gibi olmayabilir. Ama bu çalışmadığı anlamına gelmiyor. No worries. Son iki tane daha bu arada. Ve yukarı tekme. Son bir tane daha. Ve yukarı tekme. Şimdi kalçayı yukarı kaldır ve ayağını biraz daha sol ayağını kendine doğru çek. Burada bir kal. Elini çözüp artık beline yerleştirebiliriz. Hazır olduğunda önce sol ayağı matın önünde bir yere uzatıyorduk. Ve daha sonra sol ayaktan destekle sağ bacağı uzattık arkasına. Tekrar dizi büküp ayağımı öne çektim. 1. Bunu sanıyorum 5 sayı yaptırmıştım. Eğer 10 ise diğer tarafta, sen de ona tamamla lütfen. 2. Ben burada 5 sayıda tutacağım. Al nefes, bacağı uzat. Ver nefes. Yerdeki bacağı arkasına al. Çek tekrar dizini ve 3. Haydi son 2 tane daha. Ve 4. Son kez. Ve 5. Şimdi orada kalıyoruz. Bu kez 10 sayı yapıyoruz. Bunu hatırlıyorum. Al nefes. Sol ayağını önde bir yere yerleştir. Başını artık aşağı çevirebilirsin boynunu daha çok ağrıtmamak için. Bu arada sol dirseğini birazcık büktüğüne emin ol. Ve sağ bacağı getir. Sol bacağın arkasına. Kalçayı aşağı indir. 1 ve yukarı. 2, 3 ve 4. Şu an artık en çok odaklandığın şey nefesler ve kalçayı yukarı itebilmek. 3 tane daha. 2. Son kez kal yukarıda. Minik minik yukarıya kalçayı gönder şimdi. Ve sağ dizi bük. Sol ayağını öne çek. Kalçanı oturttuktan sonra bu kez yine aynı oturma pozisyonunda kalalım. Ve sağ kolu yukarı kaldırdıktan sonra boynunu hafif sağa doğru eğ. Ve aldığın nefesleri bu kez sol boyuna doğru göndermeye çalış. 2 nefes buradayız. İstersen ellerinle böyle minik minik kendine dokunabilirsin. Ve buradan gel dört bacak pozisyonuna. Ellerin omuzlarını ve dizlerle leğen kemiklerini eşitledikten sonra pelvisi öne doğru yuvarlayıp aç göğsü önce bir karşıya doğru ve buradan kuyruk sokumunu gönder tavana ve topuklarını it yere. Önce omurgayı uzat elinden geldiğince, kürek kemiklerin yayılsın sırtında. Çevir koltuk altını bunun için kendine doğru. Ve bacakların düzleşiyorsa düzleştir. Daha sonra parmak ucuna kendini kaldırıp taşı kendini plank'e. Plank'e geldiğinde eğer çok dar bir mesafedeysen ellerini birazcık ileriye yürüyüp kur kendini yine burada. Şimdi bedeni çok hırpalamadan bir sağ bacakla yukarı tekme at. Bir sol bacakla, yani bedeni çok hareket ettirmeden, aslında hırpalamaktan kastım o. 3 sağ sol daha buradayız. Kaldırdığında ayaklarını pointe çekersen bacakları uzatma refleksi daha çok gelecek. Şimdi son kez. Ve sol bacağını yukarı kaldırıp kal. Daha sonra dizini büküp sağda arkada bir yere ayak parmak kökünü yerleştir. Ve kalçayı yukarı doğru iterek kolunu uzat başının tepesinden. Ve gel burada bir yere yerleşelim. Matında olmak zorunda değilsin şu anda.
Nefesi alırken tekrar kalçayı yukarı kaldır, kolu uzat başının tepesinden. Nefesini verirken kalçayı indir. Son bir tane daha yapıp plank'e geçeceğiz. Aç göğsü iyice yukarıya doğru. Ve buradan elini yere yerleştirirken al sol bacağı geriye. Aynı şekilde bu kez sol yukarı tekme 1, sağ tekme. 5 sağ sol. Yine bacağı yerden kaldırdıkça aslında obliklere dokunuyoruz. Şimdi 2. Ve son kez. Sağ bacak yukarıda kalsın bu kez. Ve sağ ayağı solda bir yere yerleştirip gönder sağ kolunu başının tepesinden arkaya doğru. Ve yavaşça kalçayı aşağı indir. 1. Nefesini alırken tekrar kalça yukarıya. Belimi biraz daha tavana çevirmeye çalıştım. Al nefes aşağı 2. Ve ver nefes yukarı. Şimdi buradan yeniden sağ iniye yere yerleştirip plank pozisyonuna kendini getir ve kalçayı dışarı çıkararak aşağı bakan köpeğe geç. Ayaklarına minik minik birazcık kendine doğru yürü. Ve nefesinle birlikte omurgayı uzatacak şekilde it kalçayı tavana doğru. Ve tekrar parmak uçlarına yükselirken bu kez dizlerini de bükerek gel dört bacağı önce ve daha sonra çocuğa yerleş. Başını tamamen yere bırak. Ve nefeslerini birazcık artık sakinleştirme anındayız. İstersen kibar kibar sağa sola doğru sallanabilirsin. El bileklerinin üstünü yere yerleştirebilirsin. Pilatesin herhalde bedeni ve seni kendinle bıraktığımız, özgür bıraktığımız tek yerindeyiz, dinlenme yerindeyiz. İster sırt üstü geçebilirsin, ister oturma pozisyonuna geçebilirsin, istersen bu çocuk pozisyonunda biraz daha kalıp sabit durabilirsin. Ama bir nefes daha aldıktan sonra benimle kalçanın üzerinde oturma pozisyonunda buluş. Artık imzamız olan dış rotasyonla, yani daha doğrusu omuz dairesiyle bitirelim dersi. Omuzlarını önden yukarıya ve yukarıdan arkaya, arkadan sağ aşağıya yerine bastırdıktan sonra tekrar onları öne çektim. 1 ve yeniden. Hala derin nefeslerle yapıyorum bunu. 2 ve 3. Terlemelere doyamamak. Canım, 6. dersi bitirdik. Bizi tebrik ediyorum. Yes! Ve öyle zannediyorum ki başlangıç seviyede olsan, orta seviyede olsan, ileri seviye olarak da tanımlasan kendini, verdiğim akışlar içerisinde kendi seviyene uyacak şekilde bir alan bulabiliyorsun ve dolayısıyla benimle çalışan herkesin kontrollere dikkat ettiği sürece öyle ya da böyle bu hissi, bu çalışma hissini kazandığını biliyorum. Önümüzdeki hafta 7. derste ben yine burada olacağım ve henüz belirlenmiş bir içeriğim yok. Benimle fikirlerini paylaşmak istersen, ki ben çok isterim, yorumlarda buluşalım ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Güzel kal çarşambaya kadar. Hoşça kal. Şila neredesin? Ne olur balkonda olma. Korkutma beni. Çekti mi acaba? Çok zorlandım bugün.